Efendim, oyunu nasıl buldunuz? Vallahi çok güzeldi. Arkadaşlarımız oynuyordu. Hepsinin eline sağlık. Kendiniz o sahnede hayal ettiniz mi ya? Vallahi yalan söylemeyeyim, özledim ben de. Yani 2016-2017'den beri çıkmıyorum ben de sahneye. Umarım yakın zamanda olur. Dizi de yakın zamanda final yapacak ama bazı dedikodular var. 4 ya da 5 kişinin kadrodan ayrılacağıyla ilgili. Onların içinde siz de var mısınız? Yani şu an daha dizi bitmedi, devam ediyoruz. Tabii ki de biz şimdi 66. bölümde sezon finali vereceğiz. Yenilikler gerekir her zaman, bu uzun bir yolculuk yani. Şu an için hiçbir bilgimiz yok bizim. Böyle bir yenilik sizi üzer mi? Mesleğin bir parçası bu. Tabii ki çok mutluyum ben ekiple çalışmaktan ama öyle bir şey olursa da üzülürüm tabii ki, ama mesleğimizin bir parçası dediğim gibi. Bir yandan reyting rekorları kırıyorsunuz. Bir yandan da bir kesim tarafından çok eleştiriliyorsunuz. Bu sizi rahatsız ediyor mu zaman zaman? Yok, bu da tamamen mesleğin parçası. Alışkınız buna ya. Yani meyve veren ağaç taşlanır. Meyve veren ağaç taşlanır diyebilirim yani. Özellikle genç kuşak sizi çok takip ediyor. Bazı oyuncu arkadaşlarınız farklı farklı konularla anılıyor. Feyza Civelek, efendim söyleyeyim, biliyorsunuz. Abi ben başkası hakkında hiç konuşmayayım yani. Feyza benim arkadaşım, iş arkadaşım. Yani onun hakkında konuşmak bana düşmez. Yani sadece şunu merak ediyorum. Duyduğunuz zaman siz de bir şok oldunuz mu? Yo, olmadım abi. Yo, olmadım abi. Çünkü o Feyza'nın hayatıyla ilgili bir şey. Gerçekten benim yorum yapmam doğru olmaz. Zaten her söylenen ve yazılan şey doğru olsaydı zaten hepimiz çok başka yerlerde olurduk. Yazın ne yapacaksın? Yazın tatil. Umarım güzel bir tatil olur. Belki çalışacağım. Biraz projesi var ama. Yani net değil tabii ki ama ben zaten tatilin kısasını severim. Değil. Çalışmayı severim yani. Genç kızların en çok merak ettiği soruyu soracağım. Sizin kalbinize giden yol nereden geçer? Vallahi anlayış diyeyim. Anlayış. Aynen öyle. Abi sadece onunla bitmez bence. Sonra belli. Sadece onunla bitmez bence. Kafaların uyuşması lazım yani. Abi aşk nedir? Yani aşk bence, hani ben şu an 30'larını geçmiş biri olarak söyleyebilirim. Aşk... doğru eşleşme diyebilirim ya gerçekten. Şimdiye kadar hiç o doğru eşleşmeyi gerçekten yakaladınız oldu mu? Tabii ki oldu. Neden devam etmedi? Yani iki insanın bir arada kalması da kolay bir şey değil ya. Zor olabiliyor yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol.